Merhaba arkadaşlar. Yeni bir canlı yayında karşınızdayız. Evet, ülkenin ilk ekonomik olarak yeni bir dönemini başladığı bu ay. Avustralya'da biliyorsunuz takvimler ikiye ayrılıyor. Bir normal işte financial bir akademik calendar var. Akademik yani şeyle ilgili. Bu yılbaşının olduğu bir normal bir calendar var. Bir de financial calendar var. İşte financial calendar bu aydan başlıyor. Bu aydan itibaren artık Avustralya'da yeni bir dönem başlıyor. Yeni bir dönem başladı daha doğrusu. Bu başlamanın 2-3 tane değişik noktası var. Özellikle öğrencileri ilgilendiren, ilk defa büyük ses getiren ve ilk defa öğrenciler bu bütçede en fazla yer alan bir dönem oldu. Hatta Avustralya'nın bütün ekonomileri, bütün yapılmış olayları bir nevi öğrenci vizeleriyle bağdaştırıldı. Neredeyse en hot topic öğrenci vizeleri, öğrencilerin Avustralya'ya katmış olduğu yararlar, Avustralyalıların çekinceleri ve bunların hepsinin ortak bir faturası maalesef yine öğrencilere çıktı. Karmaşık gözüküyor, doğrudur. Çok karmaşık. Çünkü ben yıllardır, yani 97'den itibaren eğitim ve kariyer danışmanlığı içindeyim. Bugüne kadar Avustralya hükümetinin vermiş olduğu bütün kararlara, bütün pozitif bakış açısına acayip derecede güvendim ve o şekilde bütün işlemleri yaptık. İlk defa Avustralya hükümeti acayip derecede ters köşe yaptı hepimizi. Bu ters köşe yapma şekli maalesef pozitif değil, negatif. Bütün üniversiteler, bütün tanıdığım herkes, sektörde olan, sektörde olmayan, sektörden yararlanan herkes şu andaki hükümetin bu tavrını bir türlü anlamış değil, anlayabilecek bir de durum da yok. Çünkü normal koşullarda, bakın normal koşullarda Avustralya'da zam dediğin zaman %10'dur. Yani hatta üniversitenin letter of offer'ında, yani üniversitenin acceptance'ında da yazar. Ben %10 maksimum, %10, genelde yapmıyorlar da birçoğu yapıyor. %10 zam yapılabilir diye bir madde var. Hatta düşebilir de, o da var, ikisi de var. Bunu bu şekilde kabul ediliyor ve bu şekilde yürüyor. Ben hatırlıyorum, yıllar öncesinde bir zam yapılmıştı ve çok büyük bir ayaklanma yapıldı ve ayaklanma sonrasında zam geri alındı. Bir öğrenci vizesine %125 zam ne demek? Yani ne demek? Yani böyle bir şey olmaz. Yani bu bambaşka bir şey yani. Bu Avustralya değil. Yani şikayet ettiğimiz birçok şeyi özler olduk bu durumdan. Bu çok çok farklı, çok beklenmez bir yönce. Evet, hepiniz biliyorsunuz öğrenci vizesi artık bir ilk başvuruda 1600 dolar oldu. Yani şu anda bir öğrenci bir vize başvuru yaptığı zaman 1600 dolar. İşte bu surcharge'la birlikte işte 1620, 1615, 20, 25 o civarda bu kullandığın kredi kartına göre değişiyor. Yani çoluk çocuk kanım böyle bir ortalama vize başvurusu dediğin zaman 3000'i geçer bu olay yani. Onun için yani çok keyifli değiliz. Şuna rağmen çok keyifli değiliz. Yani Avustralya'nın şu anda yapmaya çalıştığı olay aslında işte bizim gibi böyle daha çok üniversitelerle çalışan, büyük üniversitelerle işbirliği olan acentaları korumak, üniversiteleri korumak gibi gözükse dahi biz bu işe hiç memnun değiliz. Yani üniversiteler hiçbiri memnun değil. Deklarasyonları bir gör. Yani pazartesi günü Group of Eight'in
açıklamış olduğu bir deklarasyon var. Deklarasyon da şunu diyor. Yani Avustralya öğrenci vizeleriyle international öğrencileri öldürmüştü. Tabuta koydu. Götürürken son bir çivi de bu fiyat artışıyla çaktı diye böyle başlık var böyle. Aynı bu şekilde yazıyor yani. Şimdi bütün bunları yan yana koyduğumuz zaman buradan ne çıkacak? Yani öğrenci vizeleriyle ilgili bu kadar baştan konuşuldu. İşte ne bileyim Avustralya vatandaşlarını işte öğrenci vizesinden alacağız. İşte burada bundan sonra bütün ihtiyacımız olan meslek gruplarını onları bu öğrenci vizelerini alacağız şeklinde bir açıklamalardan sonra niye böyle bir şey yapıldı? Nedeni şu. İstatistikler şu anda tutmuyor. Yani Avustralya'nın öğrenci vizesindeki beklentileri asla karşılanmıyor. Çünkü bir öğrenci Avustralya deklare ediyor. İşte ben şu kadar para üniversiteye vereceğim, bu kadar bunu yapacağım, şunu yapacağım diye geliyor. Ama bunların hiçbiri gerçekleşmiyor. Gerçekleşmediği için kağıt üstünde çok büyük gelir gözüken sektör aslında realitede yok. Realitede ne var? Contribute var. Yani iş dünyasına, biznese, buradaki çalışanlara çok büyük bir contribute var. Yani öğrenci vizesi bir nevi Avustralya'da stepping stone dediğimiz yani jump yapmak için, işte burada çalışabilmek için. Asıl amacım Avustralya'da gidip yaşamak, Avustralya'da çalışmak. Ne yapayım? Bir öğrenci vizesi alayım. Onun üzerinden devam edeyim şeklinde oluyor. Bu da istatistiklerde istenen yeri oturmuyor. Çünkü daha önce Avustralya hükümeti bu sektörde nasıl olsa kağıt üstüne geliyor diyordu. Gözünü yummuştu. Bu taraftan devam ediyordu. Pandemi esnasında anladı ki burada çok potansiyel bir öğrenci durumu var. Hatta Avustralya ekonomisinin canlanması ve belli bir noktaya gelmesini şu ana kadar international öğrenciler sayesinde oldu. Peki ben bundan nasıl yararlanırım? Ben bundan nasıl elde edebilirim? Şeklinde bir yönelme yaptı. Ama o yönelme yapınca baktık ki hiç de benim düşündüğüm gibi değilmiş bu sektör. Ne bileyim işte kolejler var, işte lay lay lom yapıyor, öğrenci yazılıyor, gitmiyor. İşte ne bileyim hiç şeye gerek yok. Ortada ne bileyim parayla dönen bir vize sistemi var gözüktü ve öğrenci kategorisinde ama öğrenci olmayan bir kalabalıkla karşılaştı. Bunu bir şekilde temizlemem gerekir dedi. Ama bunu temizlerken de çok kötü bir yerden başladı. Tecrübesiz de. Yani bu hükümet zaten başından beri bu gibi konuları çok kötü idare eden bir hükümet. Hep böyle yaptı. Şu anda da mesela aynı şekilde birçok sektörde böyle. Şey yönetimi iyi değil. Finansal yönetimi iyi değil bu hükümet. Hiçbir zaman hiç olmadı. Yani tarihte hiç olmadı Avustralya tarihinde. O nedenle birazcık işler şu anda karışmış vaziyette. Ne yapmaya çalışıyorlar? Önce onu söyleyeyim. Birincisi diyor ki Avustralya mı geleceksin? Paran varsa gel. Ben senin declaration'ına bağlı olarak bir beklenti içindeyim. Bu parayı, bu beklentiyi sağlamalısın. Bunu sağladığın zaman burada başka bir hayat seni bekliyor. Başka bir konu daha var. O da şu. Son araştırmalara göre büyük şehirlerde, Sydney, Melbourne gibi büyük şehirlerde kişi memnuniyetsizliği çoğalmış. Bunun da en büyük kaynaklarının başında international öğrenciler geliyor. Bunu şeyde de görebilirsiniz arkadaşlar. Kendi içinizde de görebilirsiniz bunu. Mesela bir önceki burada olanlarla kuşak çatışması var. Şu anda öncesi işte Avustralya'da daha önce gelen insanlarla burada yaşayan insanlar arasında bir kuşak çatışması var. Böyle işte onlar bizi sömürüyor. İşte biz yeterince para alamıyoruz. Böyle birisi iyilik yaparken diğer tarafın iyilik olarak algılanmayan bir dönem var.
Bunu da dikkate alıyor Avustralya hükümeti şu anda. Çünkü bu sadece Türkler arasında değil, bu bir diğer ülkelerden gelen insanlar için de bu söz konusu. O nedenle ortalık biraz toz duman. Bu toz duman nasıl şu anda bundan sonra nasıl şey yapılacak, durağanlaşacak? Bir, bundan sonra vizeler çok daha kolay çıkacak. Birincisi bu. Şimdi bunu dediğim zaman çok hoşunuza giden bir cümle gibi gelebilir ama hayır, öyle değil. Vize başvurusu zorlaşacak. Yani vizeler kolay çıkacak ama vize başvuru çok zorlaşacak. Şu anda mesela birçok üniversiteyle benim yani boğaz boğaza geldik yani üniversiteyle. Yani istenen finansal dokümanlar, parayla ilgili istenen dokümanlar inanamazsınız. Yani yok yani böyle bir şey yok. Ama bundan sonra böyle isteyecekler artık bu finansal dokümanlar, parasal konusunda bu eskiden de böyleydi aslında. Yani benim başvurduğum zamanlarda da o zaman çok para isteniyordu. Daha sonra da mesela biz 3 ay paranın hesapta olması lazımdı. 3 ay belli bir paranın durması gerekiyordu. Yani hatırlıyorum 2002, 2003, 2004, 2005 o civarlarda 3 ay paranın hesapta durması gerekiyordu. Ve kaynağı belli bir paranın hesapta durması gerekiyordu. Sonradan bunlar alt üst oldu. Birçok şeyler değişti. O nedenle şu an itibariyle Avustralya'daki en önemli konu para. Avustralya içinde olanlar da, dışında olanlar da artık para. Yani parayı gösteren, kaynağını gösteren kişiler için vize başvurusu ve sonuçlar çok hızlı olacak. Çok fazla kişiye vize verilecek ama vize başvuracak kişi sayısı azalacak. Bu en önemli konu şu an itibariyle vize olaylarında. Ha, şunu da söyleyeyim yani kendi adıma ben bizim işimiz çoğalacak. Niye çoğalacak? Çünkü biz zaten üniversitelere çalışıyoruz. Biz zaten hatta şu son zamanlarda bize master için başvurularda, master'a gitmek isteyenler başvurularda çok büyük bir artış var. İnanılmaz büyük bir artış var. Ve kaliteli vize başvuruları, kaliteli agent, böyle artık walkie talkie insanların önünü kesecekler. Onları hem ajanta, hem okul, hem de birçok konuda artık gitgide bunu darboğaza doğru götürüyorlar. Okulların kapanma yetkisi veya suspension yetkisi bakanın eline geçti. Bakan bunu kendi eline aldı. Yani herhangi bir yanlış olduğunda okullar bunu birazcık torpilleyecek. Evet, şu anda Avustralya'da international öğrenciler ne yapması lazım? Bir, okulla dalaşmayın. Bu size en büyük önerim. Okulla dalaşmayın. Çünkü güç okulun elinde. Yani yok efendim işte böyle oldu, yok efendim şu şöyle oldu, yok efendim böyle oldu. Artık bunu okullar kabul etmiyor. Hatta sen günah keçisi olabilirsin. Yani okul birisini şikayet etmesi lazım. Hani şey olsun, iyi gözüksün diye. O sen olma. Çünkü herhangi bir durumda kitabına uydur. Derslerini, ödevini, ödemelerini zamanında yap. Bildirini zamanında yap. Gerisi kolay. Bu ülke daha önce de böyleydi. Sonradan bu hale geldi. Yani eskiden böyle değildi burası. Yani mesela burada o ne bileyim o acentalar, işte okullar, onlar buna böyle bir durum yoktu. Ama şu son zamanlarda işin iyicene cinciği çıktı dermişim. Neyse yani günün özeti öğrencilere ben tek bir önerim var. Hem çalışma saatleri hem şeyler çok daha kontrol altına alacak. Ülkeden giriş çıkışlarda çok büyük bir tedbir alınacak. Yani bunlar çok önemli. Ha bu arada şunu da söyleyeyim. Yani Avustralya hükümeti bunları yaparken çok da büyük hatalar yapıyor. Yani öyle büyük hatalar yapıyor ki yani artık ben bu hataları gördüğümde yani inanamıyorum yani. İşte ne bileyim birisine bridging vizesine başvuruyoruz. Tam günü gününe veriyor böyle aslında ya şuna biraz daha fazla önceden bir sene veriyordu. Şimdi mesela bir ay veriyor mesela verdi buna. Mesela onun akabinde başka bir öğrenci bugün konuşuyorum. İşte bridging bir vizeye başvurmadan
Yani şu anda başvurum vizeyle Türkiye'ye gitti, geri geldi. Sen nasıl girdin ülkeye diyorum. Yok abi diyor, bana diyor havada bunu sordular diyor, şunu sordular. Girdim diyor. Ya giremezsin. Yani normalde o ikisini girememesi lazım yani. Girmiş. Ben şok. Ne, işte geçen hafta biz vize, çok fazla vize aldık bu arada. Yani o kadar çok vize aldık ki ben bile şaşırdım yani bu kadar. Hatta bazı vizelerin dosyasını tamamlayacağız. Daha yani CO'yu sisteme koyacağız. Çünkü o letter of offer'la kapattık. Abi letter of offer'la CO'yu vize verildi bize. Şimdi çok sevindiğimiz bir konu gibi gözükten değil işte. O letter of offer verildiği için eksik verildi. Şimdi mecburen tekrar o bir daha vizeye başvurmak zorunda kalacağız. Yani sistemsel çok büyük bir hatalar var. Yani öyle büyük hatalar, bugün başka bir acentayla konuşuyordum. Yani o kadar büyük hatalar yapılıyor, o kadar büyük yanlışlar yapılıyor ki anlatamam. Immigration de bunun farkında. Ama teknolojiye çok büyük yatırım yaptılar. İnanılmaz büyük bir teknoloji yatırımı var. Bu yatırımlar birçoğunu daha sonra anlatacağım detaylı bir şekilde. Ama bilmeniz gereken tek bir konu var arkadaşlar. Artık eski dönem bitti. Avustralya'da yeni bir dönem açıldı. Bu dönemin en önemli noktası şudur. Herkesin bulunduğu vizenin terms and conditionlarına göre hareket etmeli. Diyor ki sen öğrenciysen öğrenci vizesinin terms and conditionına göre devam etmelisin. International öğrencinin asıl amacı burada eğitimdir diyor. Çalışıyor musun? Çalışma koşullarına göre sana bir işlem yapılıyor. Yani bütün bunların hepsi birbirleriyle entegre şekilde ilerleyecek. Ve bundan sonra böyle. Bu değişmeyecek. Yani bunu bir defa çok iyi bilmeniz lazım. Bu işte yaş 35 olayı işte çok önemli bir olay. Şu anda onun itirazları devam ediyor. Ama çok da bir şey olacağını zannetmiyorum. Çünkü orada beklenti şu. Deniyor ki işte yaş 35 ise sen artık Avustralya'da kalmak istiyorsan İngilizceyi biliyor ve tecrübeli olmalısın ve company sponsor üzerinden gitmelisin. Yani employee sponsor. Şu andaki en popüler, en önemli vizelerin başında geliyor. Individual'lar artık yavaş yavaş azalıyor. Evet, bunun dışında artı bir de şu vardır. Üniversitelerin gitgide şeyleri azalmaya başladı. Bütçeleri azalmaya başladı. Yani artık Avustralya'nın bir takım şeylerden feragat etmesi lazım. Bu bütçe azalırken de international öğrenci konusunda biraz da ağırlık vermek istiyor. Hükümetle bu konuda çatışıyorlar. Maalesef iyicene böyle şey olmaya başladım. Evet, birazcık konular şu anda çok iyi olmasa da iyi gözüken kısımları var ama biz Türkiye olarak, Türkiye'den gelen öğrenciler olarak maalesef bir İngiliz ve Alman veya bir İsviçreli gibi Avustralya'ya tercihen değil, mecburen geliyoruz bazen. Bu mecburiyetin bize getirdiği mecburi yaşam koşullarını maalesef zorlayacak. Onun için bu arkadaşlara önerim biraz daha sabırlı olsunlar, biraz daha kuralları iyi öğrensinler. Kurallara göre hareket ederlerse bu geçicidir. Yani bu en fazla bir sene bu hükümeti gönderdikten sonra diyorum ki işler yol olacak ve bugün kesin gitmeli. Ve ben yani her zaman söylemiştim bu hükümet, yani daha baştan da söyledim yani çok iyi değil. Ama baştan çok iyi gözüktü ama maalesef öyle olmadı, ortaya çıktı yani. Avustralya öğrenci olarak gittiğimizde orada oturum iznini uzatmak zorlaştı mı? Avustralya öğrenci olarak geldiği zaman oturum izni almıyorsun ki zaten, yani onu uzatma diye bir madde yok. Yani biraz daha sorunu net alabilirsem. Ve öğrenci olarak gitmek zorlaştı mı? Şimdi okey. Tanım şu. Öğrenci olarak Avustralya'ya gelmek kolaylaştı ama bugüne kadar Avustralya'ya gelme şekli zorlaştı. Complicated bir şey söylemiş oluyorum ama artık öğrenci vizesi
Diyor ki sen öğrenciysen geleceksin. Yani öğrenci vizelerine artık kapı açıldı sonuna kadar. Avustralya iş yapmak için şartları kısaca belirtebilir misiniz? Bu çok detaylı bir konu. O immigration ve şey konusuna giriyor. O konulara buraya girmiyoruz Erdal. Selam sana. 476 Şubat ayında EU'ya geldim. Şimdi Canberra'da mühendis olarak çalışıyorum. Gelecek yol haritamı çizerken tekrar sizinle çalışmak istiyorum. Canberra'dan saygılar, sevgiler. Emre'cim harikasın. 476'nın en son herhalde şeylerindensin böyle bizim 476'yı Türkiye'de ilk tanıtan benim. Hatta tanıtamayan da benim aslında. Çok zorlanmıştım o vizede. Bayağı bir sıkıntı çekmiştim. Öğrenci vizesi için çalışma saatleri kısaldım. Hayır, kısalmadı. Aynı değişen bir şey yok öğrenci vizelerinde. Hatta onunla ilgili bir şey var. Konuşma var. Belki ileride bununla ilgili farklı bir şey de olabilir. Gelişmeler de olabilir yani. Onun için ama bilmemiz gereken gerçekten çok çok önemli bir konu. Tekrar altını çiziyorum. Artık eskisi gibi değil. Havaalanından girerken, çıkarken çok dikkat etmemiz lazım. Sistematik olarak bir takibe takılabilirsiniz. O takipte kesinlikle soruların cevabı hazır olmalı. Öyle kafama göre ben gittim, geldim, o olmamalı. Tatillere ve onlara denk getirmeye dikkat edin. Çok yani şu anda sadece Türk değil bu arada. Diğer ülkelerden de birçok ülke vatandaşı havaalanına geri çevriliyor. Yani hatta benim bir arkadaşım İngiliz havaalanında geri çevrildi yani. Bu gibi şeyler oluyor yani. Yani ben başvurmak istiyorum. Öğrenci değilim ama aşçıyım ve İngilizce öğrenmek için gitmek istiyorum. Evet yani birazcık ya şimdi İngilizce öğrenme konusu da artık farklı bir şekilde ele alınacak. Çünkü İngilizce hiç bilmeyen kişinin mesela niye sıfırdan geliyor? Onun tartışması da var şu anda. Bazı taşlar zaman zaman zamanla yerine oturacak. Yani önümüzdeki bir ay, iki ay içerisinde çok şey değişecek. Şu anda okulların level'ları konuşuluyor. Mesela okulların level'larını kaldırıp ülke risklerini tutmak istiyorlar. Okulun reddine göre karar verecekler. Bu da bir şu anda konuşma halinde. Covid vize hakkında, evet. Covid, bak unutuyordum, çok güzel, iyi bir noktaya değindin. İyi haber. Covid vize ile ilgili haber yok. Yani onu kaldıracaklar mı? Hala Covid vize de başvurabiliyoruz ama her an kaldırabilirler. Her an onun ipini çekebilirler. Onun için bir an önce Covid vizesiyle ilgili vize uzatmak isteyen olursa bizimle kontağa geçsin. Şu anda hala birkaç üniversite, birçok üniversite kapattı, kabul etmiyor ama hala kabul eden üniversiteler var. Ama Covid vizesinden öğrenci vizesine geçerken finansal olarak çok şey isteniyor. Onun için içeride olan dosyası olanlar için de yani ekstra finansal belge, bilgi istenebilir. Çünkü içeride birçok Covid vizesi var şu anda. Onlarla ilgili çok şey var yani. Sıkıntı var yani. Başvuru kişiler ve köprü vizesinde bekleyen kişiler için bilgi verici. Covid vizesindeki köprü vizesinde, pardon, Covid vizesindeyken vizeye başvurup köprü vizesi alanların hepsi çok şanslı. Çünkü full time çalışma hakkına sahipler. Bol şans. Dil okuluna sonraki süreç hala aynı şekilde mi? Aynı. Değişen bir şey yok. Sadece dilde puan yükseldi. Aslında genel anlamda prosedürde herhangi bir sıkıntı yok. Aynı şekilde devam ediyor ama bunun hayata geçme şekli birazcık zorlaştı. Çünkü işte finansal kısmın altını iki defa çiziyorlar. İşte diğer birçok şeyi böyle defalarca yapıyorlar. Sıkıntı orada yani. Advanced Cyber Security Graduate programı sonrası geçici mezun çalışma vizesi alabilirim. Advanced diplomadan alam graduate diplomadan graduate vizeye başvurulabilir
konusunda bir çalışma var şu anda. Onu da önümüzdeki hafta açıklayacağım. Bu konularda yeni bir çalışmalar var. Bu da yakında açıklanacak. Hatta buradaki işte mesleki birçok diplomadan başvuranların çalışma vizesi olur mu olmaz mı o bile konuşuluyor. Ama şu anda en önemli konu graduate diploma. Yani graduate diploma biliyorsunuz bu master'ın bir altı, bachelor'ın bir üstü ortada bir yerde. Onu 2 sene okuyanlarda da post-study work right alabilme hakkı var olsun diye bir çalışma şu anda yapılıyor. Çok güzel şeyler olacak yakında. Yani onu da söyleyeyim. Yani öğrenci vizesinde olanlar, öğrenci olanlar çok güzel şeyler yapıyor yani. Kanada'da haberiyle güne başlamak. Kanada. Vay güzel insan. Avustralya'da adam yaşadı, sonra Türkiye, şimdi Kanada. Harikasın ya. Yani Melisa, sağ ol Melisa'cığım. Şimdi tekrar konuyu şöyle küçük bir özetlersek, Avustralya'da öğrenci vizeleri çok inanılmaz derecede beklentinin çok çok üstünde, herkesi şok edecek bir şekilde pahalandı ve bu çok rahatsız edici bir durum. Önce bunun altını bir çizelim. İkinci en önemli konu, vizelerin bu şekilde olmasının yanında international öğrencilerde vize konusunun niye böyle olduğunu incelediğimizde bütün olayı maddi olarak bir yerde tutmak istiyorlar. Çünkü maddi beklentileri, international öğrenci sektöründen kağıt üstündeki maddi beklentinin gerçekle hiçbir alakası olmadığını farkına varıldı. Yani şu anda işte sadece Avustralya ekonomisine farklı bir contribute yapılıyor. Ne bileyim işte burada geliyor adam, restoranda çalışıyorsun. Restoranın biznesine dokunuyor. O oluyor, bu oluyor. Farklı bir şey var ama bu tarafta öğrenci vizesi statüsünde olması gerekenler hiçbiri olmuyor. O sadece diğerinin altında oluyor. Yani adam öğrenci vizesini sadece burada çalışabilmek, burada kalabilmek, burada hayatı idame ettirmek için yapıyor. Bu da yanlış mı? Değil. Yani bu gayet mantıklı bir şey. Yani birçok kişiyi tanıyorum böyle yapıyor, para biriktiriyor, bir sonraki sene master yapıyor. Yani günün sonunda yine Avustralya kazanıyor. Yani para içeride kalıyor. Ama işte Avustralya diyor ki, benim istatistiklerime göre bu doğru değil. Onun için böyle saçma sapan bir durum içinde bu hükümet. Oysa benim gördüğüm çevremde birçok değişik ülkelerden, sadece Türkiye değil, şimdi herkes Türkiye böyle şey yapıyor ama yani burada olan Türk öğrenci biliyor, yani görüyor diğer ülkelerdeki öğrenciler. Yani bunlar içerisinde Türkler yine en iyilerinin başında geliyor yani. O nedenle de ben bundan sonra master yapacak Avustralya'da uzun vadeli düşüncesi olan herkesin çok çok daha güzel şeyler yaşayacağını, ama diğerleri için hayat birazcık zorlaşacak. Onu da böyle altını çizmek isterim. Ama yapacak da bir şey yok. Yani şeriatın kestiği parmak acımaz demek istemem, çünkü pek de inanmadığım bir sistem. O nedenle Avustralya hükümeti böyle yaptıysa yapacak bir şey yok. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta çok daha güzel haberlerle karşınızda olmak isterim. Dediğim gibi çok, bizim için çok güzel haberler var. Vizeler şu anda red yok. Gayet başarılı bir şekilde hem Türkiye'de hem de Avustralya'da pozitif vizeler gelmeye devam ediyor. Umarım güzel haberleri vermeye devam ederiz. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Sağ olun.